Bu videoda en güçlü 10 sarı komutanı listeledim. Bu listeyi düzenlerken komutanların krallığa gelme tarihlerini dikkate aldım. Lafı çok dolandırmadan listemize geçelim ve videoyu başlatalım. Listemizin 10. sırasında Cao Cao var. Bu komutana ilk 10'da yer vermemin en büyük sebebi oyunun hemen başında elde edebiliyor olmanızdan. Oyunun başında barbar ve barbar kalesi kesmekte zorlanan oyunculara çok büyük kolaylıklar sağladığı gibi yine oyunun başında dikkatsiz farm yapan oyuncuları kesebilmeniz için muhteşem bir hareket hızı ve ani hasara sahip. Eğer bu komutanı geliştirirseniz vali kasmaktaki en büyük silahlarınızdan bir tanesi olacaktır. Komutanı geliştirirken ilk becerisini 5 yaptıktan sonra diğer becerilerini açabilir ve levelini geliştirebilirsiniz. Farm yapan oyuncuları keserken birinci komutan olarak, meydan savaşlarında ise ikinci komutan olarak kullanmanız gerekmektedir. En uyumlu olduğu komutan Cengiz Han'dır. Cümleye sıklıkla oyunun başında diye başladığımı fark etmişsinizdir. Zamanla Cao Cao meydandaki etkisini yitirmeye başlayacak ve kullanım alanı kısıtlanacaktır. Artemisia. Güzelliğiyle başımızı döndüren, ilk bakışta herkesin keşke benim olsa diye içinden geçirdiği bir komutan. Kullanım alanı çok fazla. Bayrak, şehir savunmada, meydanda, her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz hem tank hem hasar vuran becerileriyle, alan hasarı ile dört dörtlük bir komutan. Neredeyse. Tek negatif noktası hareket hızı. Bir de bazen saçmalayıp kendi kendine hasar vurabiliyor tabi. Her okçu komutan ile kombinlenmeye müsait ama meydandaki antallığını gidermek adına Edward ve El Cid gibi hızlı okçu komutanları ile daha güzel performans verecektir. İlk iki becerisini 5 yaptıktan sonra diğer becerilerini açabilir ve levelini yükseltebilirsiniz. Bu kadar güzel bir komutanı bu kadar gerilere koymamın en büyük sebebi ise krallığınıza çok geç, yaklaşık 460. günde dahil olmasıdır. Adını tarihe kanlı harflerle, soykırımlarla yazdıran bir komutan. Birçok süvari oyuncularının varını yoğunu bu komutana sakladıklarını duymaktayız. Okçu oyuncularının kadim düşmanı. Oyuna 150 gün gibi kısa bir sürede dahil olmaktadır. Diğer komutanlara nazaran 850 öfkede beceri hasarı tetiklenebilmekte ve 1700 gibi yüksek bir hasar vurmaktadır. Bu da yetmezmiş gibi ustalık becerisi sayesinde bu hasar %30 ihtimalle tekrarlanmaktadır. Fullediğiniz takdirde kullandığınız beceri animasyonunun sürekli tekrarlandığını göreceksiniz. Bu komutan savaşa girdiği zaman geri çağırmanız biraz zor. Sanki savaşı bırakmak istemiyor gibi. Hareket hızı inanılmaz düşüyor. Aynı zamanda saldırı ve savunma statlarının olmaması da bir diğer kötü yanı. En uyumlu olduğu komutan Cao Cao olsa da Cao Cao'nun zamanla oyundaki etkisini yitirmesi ve yeni süvari komutanlarının oyuna dahil olması ile Cengiz Han'a farklı kombinler aramaya başlayabilirsiniz. Sadece ilk becerisi 5 olduktan sonra bile olağanüstü performansı olan bir komutan Guan Yu. Vurduğu hasar 2000 ama eklenen hedef başına bu hasarı bir miktar düşmekte. Aynı zamanda becerisinin etkisi altında kalan rakipleri 3 saniye boyunca susturmaktadır. İkinci becerisi sadece açılan rallilerde iş yapmasına rağmen rally performansı ne yazık ki biraz hayal kırıklığı yaratmıştır. Üçüncü becerisi piyade saldırısı bonusu ve hareket hızı bonusu ile karaktere mobilite katmıştır. Dördüncü becerisi ekstradan hasar vurmanızı sağlamakta ve ilk becerisinin vurduğu hasarı ortalama 2500 yapmaktadır. Ustalık becerisiyle de mobilitesine ekstra mobilite katmış Lilith abilerimiz. Kısaca Guan Yu tam bir meydan canavarıdır. En iyi İskender ile kombinleniyor olsa da Leundas, Fatih Sultan Mehmet ve Sun Tzu ile de güzel performanslar vermektedir. Krallığa yaklaşık olarak 374. günde dahil olmaktadır. Lilith oyunun başındaki piyade tank metasını peş peşe çıkardığı hasar komutanları ile son vermeye çalışıyor gibi.
Herald birçok açıdan Guanyu'ya benzese de %75 saldırı bonusu gibi büyük bonuslara ulaşabilmesi, öfkesini kullanmadan beceri hasarı vurabilmesi ve karşı saldırı hasarı gibi bonusları ile bir tık Guanyu'nun üzerinde performans veriyor gibi. Ayrıca ilk incelemelerde rallileri Guanyu'nun rallisi gibi hayal kırıklığı yaratmayacağı benziyor. Krallığa 598. gün gibi çok geç bir sürede gelen bu komutanın ikinci becerisinin sadece rallilerde iş yapıyor olması biraz üzücü olsa da meydanda ve rallide İskender ile verdiği performans hiç küçümsenecek gibi durmuyor. Becerilerini hayat felsefesinden alan Takeda, saldırı ve savunma statları ile hem çok az ağır yaralı alırken hem de karşıya çok büyük ağır yaralar açabiliyor. Karşı saldırı ve normal saldırı bonusları ile de bu gücüne ekstra güç katıyor. Şehir rallileri deyince akla gelen tek ikilidir Attila Takeda. Meydanda da performansı hiç küçümsenecek gibi değil. Ayrıca Selahattin'e de performansı gayet güzel. Tek eksik noktası becerisinin hasar vurmaması. Zaten bir de hasar vuracak olsa bayağı abartılı olurdu. Krallığa yaklaşık 318. günde dahil olmaktadır. Okçunun ne demek olduğunu 430. günde hissediyorsunuz. Takeda'nın adeta hasar vuran hali. Saldırı gücü yetenek ağacı, saldırı stadı ve 2000'lik beceri hasarı ile düşmanlarını adeta deliyor. Savunma bonusu ve alınan beceri hasarının %30 kırmasıyla da kendisini tanklaştırıyor. Hem hasar vuran hem tank olan Ramses en güçlü okçu komutanıdır. Ama hareket hızı bonusunun olmaması onu meydanda biraz hantal yapmaktadır. Bu hantallığı Elsit ile giderilebilir. Krallığınıza yaklaşık 430. günde dahil olmaktadır. Okçu ve piyade oyuncularını kıskandıran bir komutan William. Alan hasarı, saldırı ve savunma bonusları yetmezmiş gibi bir de etrafındaki müttefiklerine öfke ve savunma bonusu kazandırması ile de destek komutanı görevi görüyor. %15'lik hareket hızı bonusu da cabası. Meydanın en gözde komutanlarından bir tanesi. Krallığa 542. gün gibi çok uzak bir tarihte dahil olmasına rağmen özellikleriyle listede 3. sırada olmayı hak ettiğini düşünüyorum. Cengiz Han ve Selahattin ile kombinlenebilir. Bu komutanın krallığınıza 206 gün gibi çok uzak olmayan bir tarihte gelmesine rağmen şimdiye kadar saydığım tüm komutanlar ile kapışır. Kendisine ve müttefiklerine kazandırdığı kalkan, vurduğu nuke damage, iyileştirme etkisini azaltmak, etraftaki rakiplerin aldığı hasarı arttırmak, saldırı, savunma ve hareket hızı bonusları ile yok yok. Hasar vuruyor, savunma yapıyor, desteklik görevi yapıyor, hareket hızı da var. Her komutanda bir negatif özellik saydık. Bunda boş geçmeyelim diye iki becerisi sadece meydanda iş yapıyor. Yani garnizon savunmasında becerileri inaktif oluyor. Ki bunca özelliğin yanında bu gözünüze gözükür mü orasını bilemiyorum. Ayrıca kendisi bir İngiliz anahtarı. Her komutan ile kombinlenebilir. YSG, Guanyu, Herald, Cengiz Han, Fatih Sultan Mehmet aklınıza gelebilecek neredeyse her komutan ile. Bu komutanın birinci sırada olması okçulara torpil geçtiğimden değil. Eğer oyunu oynamayı seviyorsanız, çok bir bütçeniz de yoksa YSG oyunun hız ve elmas kasma hilesidir. Çoklu barbar keserek çantanızdaki enerji puanlarınızı harcamadan sınırsız barbar kesebilirsiniz. Free to play oyuncular için gelişmenin anahtarıdır YSG. Meydanda da performansı gayet tatmin edici. Ulaşabildiği alan hasarında ona yetişebilen komutan yok. İskender'de olduğu gibi YSG için de İngiliz anahtarı terimini kullanabiliriz. Her okçu komutanı ile uyumlu olduğu gibi süvari ve piyade komutanları ile de uyum sağlıyor. İskender YSG ikilisi meydanda çoğu oyuncunun tercih ettiği kombinlerden bir tanesidir.
krallığınıza 94. gün gibi kısa bir sürede dahil oluyor. Kötü yanları, bir becerisi sadece garnizonda iş yapıyor. Savunma, hareket hızı bonusları yok. Aslında negatif unsurları çok ama gelişiminiz için mükemmel bir tercih olacaktır. İlk iki sarı komutanınızı kasmak sizi çok zorlayacaktır. Ondan sonrası ise çorap söküğü gibi gelecektir. Biraz ondan, biraz ondan derseniz komutan konusunda kendinizi çok geride hissedebilirsiniz. Benim oyunculara tavsiyem ilk YSG kasıp gelişimlerini hızlandırmaları ve devamında İskender kasarak YSG'nin negatif unsurlarını İskender'in arkasında saklamalarıdır. Böylece hem meydanda performans alırsınız hem de daha hızlı gelişmeye kavuşmuş olursunuz. Bu videoda atladığım Selahattin, Atilla ve Richard hayranlarından çok özür diliyorum. Her komutan yerine göre güçlü. Önemli olan hangi komutandan ne kadar verim alabileceğimiz. Lilith'in yeni çıkaracağı komutanları heyecanla beklemekteyim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.